Kıbrıs Türk mimarlığının öncü ismi olan Ahmet Vural Behaeddin, 1927 yılında Lefkoşa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Lefkoşa'da tamamladıktan sonra 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. İki yıl Batı Almanya, bir yılda İngiltere'de staj yaptıktan sonra ülkesine dönüp 1954 yılında ilk mimarlık bürosunu açan Ahmet Vural Behaeddin, 1963 yılına kadar serbest çalıştı. 1964 yılında Münih'e, buradan da 71 yılına dek bir belediyesinde kıdemli mimar olarak çalıştığı Londra'ya giden mimarımız, aynı yıl yeniden ülkesine döndü. Kıbrıs Türk Mimarlar Odası'nın bir numaralı üyesi olan Ahmet Vural Behaeddin'in mimari alandaki ilk başarısı, günümüzde Lefkoşa Türk Lisesi binası olarak hizmet sunan Kız Lisesi kompleksinin 1965 yılında Almanya'nın saygın mimarlık dergilerinden Baumeister'de yayınlanmasıydı. O, mimarlığın gerektirdiği fonksiyonel, estetik ve çağdaş çizgileri ele alarak tasarladığı projeyi en ileri noktaya getirirdi. Çizimden önceki bu süreç oldukça uzun olup, tasarım ilkelerinin ve ayrıntıların enine boyuna irdelenmesine fırsat verirdi. Onun kolaycılığa kaçmayan bu çalışma şekli, 20 yıllık yapıtlarında bile öne çıkmakta, ve bu binalara ben hala gencim dedirtebilmektedir. İşte bir Macit Ferdi evi. Yine bir Ümit Süleyman Onan evi. Doktor Ali Fikret evi. Oğuz Korhan evi. Ve Toros evi bu ilkelerin yaşama geçirilmesiyle, yıllara meydan okuyan görünümleri ve halen çağdaş sayılabilecek çizgileriyle Ahmet Vural Behaeddin'in mimari kişiliğinin ayakta olan en somut örnekleri. Onun çalışmalarının geneline bakarak biçemi hakkında bir yargıya varmak istersek, ilk zamanlarında tamamen fonksiyondan yola çıkarak ulaştığı planlarında 1962'den sonra organikliğe yaklaşmaya gayret ettiği görülmektedir. Genelde modern mimarlık akımının Kıbrıs'taki öncülüğünü yapmış, bu felsefeden yararlanarak ülkenin sosyal, kültürel, tarihi ve coğrafi koşullarıyla da birleştirip özgün bir biçem ortaya çıkarmıştır. Arazi yerleşimi ve eğitim yapıları kriterlerini göz önüne alarak ortaya koymuş olduğu Kız Lisesi kompleksi projesinin yapımını bir mimari yarışma sonucunda kazanmış ve geliştirmiştir. Kuruçeşme'de ilk apartman tipi konut uygulamasını gerçekleştiren Ahmet Vural Behaeddin, araziyi %100 kullanma hakkı varken hazırladığı kompleksin insan için en uygun mekanları oluşturmasını düşünmüş, kompleks içinde Kıbrıs iklimine göre bir iç avluyu da oluşturmuştur. Kız Lisesi kompleksindeki anlayış ve ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilen Lefke Gazi Lisesi'nin inşasının tarihi de Kız Lisesi'ne göre daha eskidir. 60'lı yıllarda gerçekleştirilen Macit Ferdi evinde çağdaş tasarım ilkelerinden mekanlar için organikliği, akılcılığı, dış mekanla iç mekanın birlikte yaşamasını ve tekrar unsurlarının kullanılmasını izleyebilirsiniz.
Yine aynı yıllarda gerçekleştirilen Ümit Süleyman Onan Evi de yukarıdaki ilkelerin yanında sadeliğin, bütünlüğün ve metal elemanların kullanımının kendine özgü çizgilerle tasarlanıp gerçekleştiği bir örnek yapıdır. Doktor Ali Fikret evinde her evde bulamayacağımız mimari mekan zenginliği, mekanların iç içe geçip yaşama kültürüyle kaynaşması, her köşeden bahçeye açılan mekanların bulunması ve farklı biçimlerin bir araya gelişleriyle aksamayan bir bütünlük yaratmış, mekanlarda sürpriz ortamlar oluşturmuştur. 60'lı yılların bir diğer yapıtı olan Oğuz Korhan evi de tamamen modern mimarlık ilkeleriyle tasarlanmış, mimarlık ustalarından biri olan Le Corbusier'in doğa ile kaynaşma arzusunu, binalarda heykelimsi hareketler aranmasını ve fonksiyona göre nişler düzenlemesini ülke koşulları ile birleştirerek kendine özgü bir biçim ortaya koymuştur. Müdüroğlu İskan Sitesi sıra apartman tipi konut kompleksinin Kıbrıs'taki uygulanmış ilk örneğidir. Ahmet Vural Behaettin'in Balapais köyünde gerçekleştirmiş olduğu Mur konutunda Kıbrıs'ın geleneksel köy yaşantısındaki elemanların çağdaş yaşamın gereklerine göre yeniden değerlendirilişini görmekteyiz. Literatürde tepeye tırmanan ev olarak geçen Gönyeli'deki Özdal evi, onun son ürünlerinden biri olarak ortaya çıktığında, gerek iç mekanlarıyla, gerekse dış boşluk içinde oluşturduğu kütleyle, yaratıcısının özgün çizgilerini Kıbrıs'ın yerel toprak malzemesiyle ele alarak, mekanın zenginliğini doğa ile birleştirmiş ve tepeye tırmanan evi oluşturmuştur. Meslek yaşantısı boyunca gerçekleştirmek istediği ve daha önceki yapıtlarında da parçalar halinde kullandığı çelik konstrüksiyon yani çelik taşıma sistemini Toros evinin tümünde ele alarak gerçekleştirmiştir. Yapının doğa içindeki hafifliğini, manzara ile bütünleşmesini ve iklim koşullarına göre mekanlar yaratmasını özgün çizgileriyle birleştirerek 21. yüzyıla taşınacak bir tasarım ve yapı ortaya çıkarmıştır. Kıbrıs Rum kesiminde Lefkoşa'nın Baf Kapısı civarında hizmet veren Lombard Bank binası da 70'li yılların başında Ahmet Vural Behaettin'in tasarımı ve projelendirmesiyle gerçekleştirilmiştir. İlkelerinin en açık göstergeleri olan yapıtlarıyla ele alıp incelediğimiz Ahmet Vural Behaettin'in önümüzdeki 10 yıllara dek uzanacak olan güçlü sesi, henüz kendi özgün kimliğini oluşturma çabalarını vermekte olan Kıbrıs Türk mimarisinin temel taşlarını koymuştur. Ülkemiz insanına her zaman yaşanası ve çağdaş görünümlü yapıları sunarak bir ömür tüketen ve genç mimarlarımıza ışık tutan Ahmet Vural Behaettin'i rahmetle anıyoruz.